Yalnız şunu işaret edeceğim. Bu %5'lik örnek çok gerçekçi bir örnek. Bakın göz göre göre olmuş olacak o zaman da. Yani göz göre göre. Ve şu anda toplumdaki genel kanaat veya küçük minik diyelim isyan bundan ötürü. Peki bu ikinci turu zaten konuşacağız ama ilerleyen dakikalarda da bir şey hani Fikri Bey'e döneceğim ondan sonra bir şey söyledikten sonra. Birincisi ben Muharrem İnce'nin 10 tane oyu varsa yani 10 birim oyu varsa bunun 9 biriminin muhalefetten alındığını düşünüyorum. Yani Erdoğan'dan da oy alıyor, almıyor, ne kadar oy alıyor. Buna ilişkin bir veri söyleyebilirim istiyorsanız. Yani, mesela her 4 oyundan birini AK Parti ve MHP'den aldığı yönünde bir araştırma var. Yani şöyle yani Muharrem İnce'nin bu tamamen yalan değil yani. Oturduğu politik çizgi, doğru. Geçmişi. Hatta %30 dediğiniz birikim de aslında muhalefetten gelen tabii ki, bir birikim. Tabii ki. Yani aynen öyle. Başladığı yerde orada. Tabii ki. Ondan sonra çok büyük oranda muhalefetten, tabii. Demin de söylediğim gibi muhalefetten tatmin olmayanlardan besleniyor. Bunu söyleyelim. İki, bu da bu arada anlaşılır bir şey yani siyaset yaptığı yer açısından. Tabii ki. İki, bugünkü Kılıçdaroğlu görüşmesinden sonra bir televizyon kanalına bağlandı. Ve orada şunu anlatmaya çalıştı. Burada oyları bölmek diye bir şey yok bu seçim sisteminde dedi. Fransa örneğini verdi. Aslında şu fikre dayanıyor. Mesela Fransa'da başkanlık sisteminde son dönemde Macron. Aman girme seçimleri hayır başka Avrupa'daki başka sistemlerde. İşte Macron örneği çok yanlış burada mesela. Evet kendisi ama onu onu veriyor Fransa işte çünkü o işine söylüyor. Geliyor evet. İşte başka örneklerde hep böyle bir aday klasik sistemin dışına çıkıp üçüncü o fikre dayanıyor. Öyle olacağını sanıyor. Ama şunu söylüyorum. Siyaset çok temel bir şeye dayanıyor. Siyaset kendi cephenizi büyütüp karşı cepheyi parçalamaya, kırmaya ve dağıtmaya dayanıyor. Doğru. O yüzden Muharrem İnce'nin karşısında Adalet ve Kalkınma Partisi, Fikri Bey size soruyorum bunu. Sizce hep biz CHP nasıl bakıyor, Kılıçdaroğlu nasıl bakıyor bilmem ne filan diye tartışıyoruz. Deminden beri iki saattir yaklaşık bunu konuşuyoruz. Sizce Adalet ve Kalkınma Partisi ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan Muharrem İnce'ye nasıl bakıyor? Bakın hani bir takım komplo teorilerine girip destekliyor desteklemiyor diye anlamında sormuyorum. Demin söylediğim siyaset teorisi anlamında. Yani kendi cephenizi büyütüp Cumhurbaşkanı büyütüyor. Hüdapar'ı aldı, Refah'ı aldı. Karşı cepheyi küçültmek. Siyaset böyle bir şey. Siz de yapsınız bu arada Fikri Sağlar da yapsa aşağı yukarı. Böyle yapacak belki AKP içinde. Rahatsızlıkları büyütmeye çalışacak. Oradan farklı parçalar çıkaracak. Oraya doğru siyaset yapacak. Sizce AKP nasıl bakıyor? Yani Muharrem İnce'nin büyümesinin aslında diyelim ki bir satranç tahtasında kendisinden piyon kaybettirirken Kılıçdaroğlu'ndan ne bileyim fil kaybettirmek, at kaybettirmek, vezir kaybettirmek gibi olduğunu düşünerek Muharrem İnce'nin tekrar söylüyorum komplo teorilerine girmiyorum ama siyaseten önünü açmanın kendisine kazandırıp Kılıçdaroğlu'nu daha çok kendisine az kaybettirip ona daha çok kaybettireceğini düşünüyor olabilir mi? Şimdi şöyle söyleyeyim sevgili Barış. AKP tamamen radikal bir parti konumuna girdi. Yani yaptığı diğer dört siyasi partiyle tamamen radikal sağ olan hatta daha da ekstreme doğru giden bir parti konumunda. Hüdapar, Yeniden Refah Partisi bunlar kadını öncelikle kapatmaya çalışan, yok etmeye çalışan anlayıştalar. Dolayısıyla AKP bunların varlığıyla oy kazanmayacak, oy kaybedecek. Fakat Suat Bey'in de üzerinde durduğu, söylediği o kaçan AKP seçmeni nereye gidecek? CHP'ye gelmez. CHP'ye gelmezse bir başka Sinan Oğan'a mı gidecek? Onun da partisi yok. Yani Zafer Partisi var. Nereye gideceğini iyi hesaplamamız gerekiyor. Çünkü Cumhurbaşkanı siz olabilirsiniz ama parlamento sizin gücünüzü orada yansıtmazsa Cumhurbaşkanlığınız havadır. Bugünkü sistemde ben yaparım o zaman gelen gideni aratır anlayışı da olur. Yani Cumhurbaşkanlığı o zaman sert bir şekilde parlamentoyu tutamadığınız için her şeyi kendi iradenizle kanlık KYK'larla filan yöneteceksiniz demektir Türkiye'yi. Başka bir noktaya doğru gideriz. Onun için özellikle Millet İttifakı ve diğer
masalar, yani emek, özgürlük, sosyalist blok bir araya gelerek parlamentoda güçlü bir koalisyon oluşturmalı. Baştan beri söylemeye çalıştığım benim bu. Biz bunu yaratırsak o zaman Kemal Kılıçdaroğlu hayda hayda çabuk çıkar ve güçlü çıkar. Bunun anahtarı da HDP'dir. HDP, TİP, Sol Parti bunları boşa yani görmezlikten gelmeyin. Onlar çok önemli partiler ve bu sistemde bu önemli partilerin katkıları çok büyük olur. Bunları hedeflemeniz lazım. Şunu söylemek isterim Şirin Hanım, yani sevgili Barış, gidip ziyaret etmek, işte ben geldim hadi siz de ziyaret edelim de olacak iş değil. Evet. Birlikte ne yapacağınızı, biz bunu yapamadık. 2015'te hatırlayacaksınız, yani 7 Haziran seçimlerinde AKP iktidarı kaybetmişti. İktidarı kaybeden AKP, evet, MHP ile oynayarak yeni bir yapı, belki de Türkiye'yi bugün başka yerlere götürecek, daha çağdaş, evet, bir yere götürecek, daha demokratik bir evet, platforma taşıyacak bir yapıyı bozdu MHP ile birlikte. Ben girmem bunun içerisine. Şimdi aynı şeyler olabilir. Onun için çok az bir zaman var. Evet. Ama parlamentonun oluşumuna çok dikkat etmek lazım ve orada çok güçlü olmanız çok lazım. Kritik. Listelerinizi liyakatlı ve toplumda sürükleyecek insanlarla donatmanız gerekiyor. Evet. Bakın bir cümle daha ekleyeyim isterseniz. Hayır, devam edeceğiz Fikri Bey. Sadece soru cevap şeklinde gidelim. Tartışma ortamı olsun diye düşünüyorum. Siz yani devam edeceğiz ben sizinle. Ben soruya, Barış'ın söylediği soruya cevap vermek, peki, için uğraşıyorum. Ekmelettin İhsanoğlu zamanında ben 51 ile gittim. 51 ilde bir tek MHP'li, ki MHP'liler bunu önermişlerdi. Bir tek MHP'li il başkanı, ilçe başkanını beraber dolaşmadık. Dolaşamadık. Yoklardı çünkü. Bizim üzerimizde kalmıştı. Şimdi bu yapıda bizi birleştiren Recep Tayyip Erdoğan ve kurduğu düzen son derece önemli bir düzendir. Hı hı. O düzene karşı olan herkesin yan yana birbirlerine güvenerek, evet, çıkması gerekiyor. Tamam. Oralarda zaten hemen hemen herkes hemfikir. Dolayısıyla tekrar orada dönüp uzlaşamayacağımız bir nokta olmadığını zannetmiyorum. Herkes bizim sonuçta uzlaşmamız önemli değil, ya, onların uzlaşması şimdi önemli. Hayır, yani bu, hani yani, bu konuda fikir ayrılığı yok bütün konuklarımın, orası kesin. Şimdi benim anlamadığım, hem size hem de Suat Bey'e sormak istiyorum. Ama reklam süresine geleceğiz. Onun için reklamlardan sonra cevaplandırın rica ediyorum. Şimdi Suat Bey diyor ki mesela Muharrem İnce'nin %16 civarında bir oyu var. Kendisi, yok, öyle düşünmüyor. %10'un üzerinde. Kendisi öyle düşünmüyor. Evet. Kendisi daha da fazla olduğunu düşünüyor. Evet. Evet. Şimdi ben şunu merak ediyorum. Mesela ben CHP'lilerle konuştum. CHP'liler dediler ki biz bir araştırma yaptık. Biz mesela panikte değiliz. Biz öyle olmadığını düşünüyoruz. Bir balon yakaladı ve sosyal medya insanları gaza getiriyor. Tabii ki Sayın İnce önemli bir siyasetçidir ama %16'lar falan biz görmüyoruz diyorlar kendileri açısından. Şimdi biz de baktığımızda nerede görüyoruz bu Şimdi bakın. Türkiye'nin siz de biliyorsunuz Fikri Bey, siz de biliyorsunuz Suat Bey. Yani Türkiye'nin en organize seçmen grubu HDP'liler, yani Kürt seçmen, sadece HDP'liler değil, Kürt seçmen diyelim. Evet. Onlar bile %13-15 bloğunda, yani bu, doğru, kadar organizeler, partileri kapatılıyor, işte seçtikleri belediye başkanları cezaevine atılıyor. Bu kadar badire atlatıyorlar %15'ler. Şimdi Destici'ye baksan o da %30'larda. Sinan Oğan'a baksan o da uçmuş gidiyor %25'lerde. Ahmet Özal da %25 alıyor. Herkes böyle %15'ler, %27'ler, %30'lar. Şimdi ben buradan yanlış bir yerden mi acaba tartışma yapılıyor ve herkes kendisini biraz fazla ileride görüyor diye düşünüyorum. Çünkü CHP kadar köklü bir parti bile 26'larda, 27'lerde... dediğim gibi Kürt siyasi hareketi bu noktada nasıl olup da bu %30'lar %47'ler yakalanacak? Kaldı ki en fazla destek verildiği son seçimlerde Muharrem İnce'ye herkes işini gücünü bıraktı, Maltepe'deki mitinge gitti, bu kadar organize olundu, inanılmaz bir sevgi seli vardı, sonuç bu. Peki. Şimdi nasıl olacak da birdenbire hiçbir şey yapmadan doğru dürüst parti programını bilmiyoruz ne vaat ettiğini.
Yani nasıl olacak da birdenbire bütün kitleler başka yerleri bırakıp Sayın İnce'ye doğru koşacaklar? Biraz bu hayalcilik ve TikTok çok mu acaba abartılıyor? Bu da bu kadar kritik bir seçimi nereye götürür? Hem size soracağım, TikTok'la seçim kazanılır mı bu ülkede? Sorumuz bu. TikTok ve sosyal medyadan gelen iltifatlarla seçim kazanılır mı?